Mustafa Bey diyor ki, peki Gülbin Hanım, %3 artı 3 verilen biz memurlara yazık değil mi? Lafa gelince torpille işe giren kamu işçilerine yazık değil mi diyorsunuz? Biz memurların elleri kolları bağlanmış 3 kuruş maaşla aile geçindirmeye çalışıyoruz. Yazık değil mi? Haklısınız, ne diyebilirim? Bir diğer izleyicimizin mesajını da okuyalım. Okul fiyatları ile ilgili Zeliha Hanım, okul fiyatları almış başını giderken, gönderemeden aileye eğitim eşitliği alamayan öğrenciye yazık değil mi? Sayın seyirciler, bültenin başında da bahsetmiştim. Somalı maden işçileri tazminatları için 4 gündür Ankara girişinde bekliyor. Polis madencilerin Ankara'ya girip seslerini duyurmasına izin vermiyor. İçlerinden bir heyet ise mecliste AK Parti grubuyla görüşmeyi başardı. Yine söz aldılar. Daha önce verilen sözler gibi olmasın, bu kez söz tutulsun istiyorlar. Sayın Mustafa Eritaş, kendisine verilen kanun taslağını meclise sunmaya tenezzül etmiyor. Israrla yasa nefsa tefsir eder diyor. İşçi arkadaşlarımız dedi ki, ya biz size oy verdik. Oy verdiğimiz vekil bizim aklımıza bu kanun teklifini sunsun dedi. Biz size oy mu istedik? Ya bu ne demek yani? Biz Ankara yürüyelim ve Mustafa Eritaş'a diyelim ki biz size şimdi verdiğimiz oyu geri almaya geldik diyelim. Bu sözü hatırlatmak tazminatlarını alabilmek için 4 gecedir Ankara girişinde maden işçileri. Bir kez daha meclise yürümek için harekete geçtiler ama yine içlerinden bir heyete izin verildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eritaş ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştüler. Bir kez daha söz aldılar. Mağdur olan iş arkadaşlarımızın mağdur olan listeyi istediler. Naci Bostancı da ifade etti. Bir yasada yara değil, çözüm için başka bir yolları arandığını ifade ettiler. Ben baban bacağımın değerini istiyorum. Çıkan gözün bedelini istiyorum. Çürüyen ciğerin bedelini istiyorum. Ölmüş kardeşimin babamın hakkını istiyorum. Ben bu memlekette adalet istiyorum. Biz bu memleketin üvey evladı mıyız? Kimi bacağını, kimi gözünü kaybetti madende. Hakları olan tazminatları ise 15 yıldır alamıyorlar. Soma'daki Uyar Madencilik çalışanlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Ocak'ta tazminatlarınız ödenecek demişti. Aradan aylar geçti, hala tazminatları ödenmedi. Biz baktık ve Soma'daki insanların haksızlığa uğradığını gördük. Bu kadar basit. Ben işçi taraflısıyım. Biz milletiz. O millet meclisi, milletin meclisi. Bu yürüyüşün yapılamayacağını söyledi size. Hayır, biz de yürüyeceğiz. Siz zorbalık yapmıyorsunuz. Zorbalık, verebilir. Nerede zorbalık yapıyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Nerede zorbalık yapıyorsunuz? Şey. Dinler misiniz? Dinlemiyorum. Ankara'ya alınmayan maden işçileri bir kez daha polis engeline takıldı. Gün içinde AK Partili isimlerle görüşmeyi başardılar. Yasayla olmasa da 880 işçiye özel bir çözüm bulunacağı söylendi. Defalarca kendilerine yasa için ısrarla ikna etmek için mücadelemizi ettik ve mücadelemizi etmeye devam ettireceğiz. Ölmek var, ölmek yok.